Evet arkadaşlar, yapın dediniz, edin dediniz abi, doğrusu neyse onu yapın dediniz. Bugün yanımızda fırıncı Sedat var arkadaşlar. Çok heyecanlı başladım, coşkulu başladım. Çünkü Sedat abi içeriden çıktığı için. Abi öncelikle büyük geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olasın, Allah hepinizden razı olsun. Evet. Abi bu röportajı şundan dolayı yapacağım. İçeri girdiğinde sana destek videosu çeken dostların oldu. Başta da ben çektim ama insanlar inanmadılar. Fırıncı Sedo içeri girmedi. İşte hani bazı fenomenler için öldü ölmedi muhabbeti de biz esprisine çekmiştik ya. Bu konuda ne diyeceksin? Hani bu nasıl bir ispat edilir ki içeri girdiğine dair? Ben bir sorayım sana. Topu sana bırakayım abi. Öncelikle Allah hepsinden razı olsun. Beni soran, benim için video çekenlerden hepsine tek tek teşekkür ederim. Sevenlerden de sevmeyenlerinden de Allah razı olsun. İçeriye girdim, ben bile şaşırdım yani, ben içeride miyim? Anlık oldu yani. Anlık oldu. Oradaki gardiyanlar Allah hepsinden razı olsun. Dedi, o video için mi geldi? Vay abi be. Ne videosu ya? Ben de nerede mi içeride? Ha. Ya ben de insan değil miyim ya? Ben de ceza suç işleyemez miyim? Yani. İşleyebilirim. Evet. Yani Allah kimseyi oraya düşürmesin. Evet. Yeter yani, bir haftaydı ama 70 yıl gibi geldi insan. Vay. Çok zor zor günler geçirdi orada. Orada seni tanıyan kader mahkumları falan oldu mu? Oldu. Orada takipçilerim de vardı. Allah hepsini tez zamanda ailelerine kavuştursun. Allah hepsinden razı olsun. Destek çıktılar bir içeride de, gardiyanlardan da. Yani dışarıdaki dostlarda da. Allah hepsinden razı olsun. Abi şöyle bir soru da var. Şimdi biz bunları çektik sana, destek videolarını. Altta sana yorumlarda iftira atan insanlar da oldu. Yani diyor düşte gör. İçeriye neden girdin abi? Onu da bir soralım sana. 2015'te bir dosyam vardı. Vergiyle ilgili. Ondan dolayı girdim. Çok şükür yüz kızartıcı bir yüz şeyle girmedik. Evet. Yüzde girmedik. Gittik 2015'te bir cahilimize denk geldi. Bir evet. Şirket falan açıldı adımıza. Gittik onun cezasını yaptık, geldik. Evet. Zaten arkadaş, o sizin yazdığınız tarzda bir şeyler, iftiralar olsaydı bir haftada falan çıkmazdın abi, yani imkansız yani. Peki içerisi nasıl bir duygu abi? Onu da bize biraz anlat, sonra röportajı bitirelim. İçerisi nasıl bir duygu? Allah hiç kimseyi oraya düşürmesin. Allah kimseyi düşman sahibi etmesin. Düşmanımı dahil oraya düşürmesin. Allah bütün mahkumları en kısa zamanda ailelerine kavuştursun. Kader mahkumlarına. Kader mahkumlarına bir daha selam olsun. Gerçekten yani. Çok zor. Zor. Gerçekten çok zor yani. Dışarıda her şey güllük gülistanlık ama gel 7 metrelik yerde olta at. Git gel düşün. Bak, parmağım bile tespih çeke çeke nasıl oldu. Vay. Bir haftada. Allah kimseyi düşürmez. O derece bir gerginlik var abi. Peki abi şunu da sorayım da, niye direkt Hilvan cezaevine gittin? Normalde hani normalde şu an açıklar kapalı olduğu için. He. Yoksa açıkta cezaya yatacaktık. O yüzden açık kapalı olduğu için direkt bizi kapalıya gönderdiler. Sedat abi, normalde insanlar şundan dolayı dedi ki abi, dedi normalde hani bir haftalık yatacak, prosedür geri yatacak insanlar Eyüpiye cezaevine gider. Kapalı olduğu için. Açık cezaevi şu an koronada dolayı kapalı olduğu için mecburen kapalıya gönderecek. Direkt Hilvan'a gittin. Direkt Hilvan'a gittim. Orada 7 günümüzü yattık, çıktık. Bir 3 ayımız daha var. O 3 ayı da Allah'ın izniyle yatıp çıkarız. İnşallah yatmazsın abi. İnşallah. İnşallah yani, sonuçta çok büyük bir yüz kızartıcı suç işlemediği için. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Çok şükür, evet. Allah beterinden saklasın. Amin. Abi sen onda duygularımı söyleyeyim. Yani cezaevi delikanlı işi değil. Vay. Yemin ederim delikanlı işi değil. En büyük delikanlı efendiliktir. Evet. Ekmeğinde olandır. Yani gençler için söylüyorum. Gerçekten yani burada uyuşturucu da giren, yani türlü türlü suçta gelen adam yaralamadan, ondan sonra yani insan cezaevine ne için girer? Namusu için, namusu ekmek için. Ama yolda sana biri omuz attı diye gidip içeri girmezsin. Çok saçma olur. Yani Allah hiç kimseyi düşürmesin. Delikanlıyın erkek adamın yatacağı yerde gelir. Evet. Gittim gördüm. Yani hayatı tekrar da sevmeye başladım. Abi sen içerideyken ben senin dışında seni bile düşünmedim, o kadar anneni düşündüm abi. Yani annenle o buluşman nasıl oldu? Çünkü ben kendi annemden dolayı biliyorum. Ben yani... annemle buluşmam bir şey olmadı da, dostlarımla buluşmam gözlerimden yaş aktı gerçekten. Benim için dışarıda çaba yalnız gösterdiler. Yalnız olmadığını anladın değil mi? Mehmet Kermeli olsun, Yusuf abi olsun, Ali Atmacı olsun. Yani birçok ismini söylemediklerim olsun. Allah hepsinden razı olsun. Yani bugün biraz erken çıktım, dostların sayesinde biraz erken çıktım. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Buradan da Ali Atmaca'ya, Mersav Tesbih Yusuf Kılıca, Kermeli Otomotiv Mehmet Kermeli'ye selam olsun. Dost dediğin kötü günde belli olur abi. İyi. Teşekkür ediyorum. Çok. Kesinlikle. Abi bizi kırmadın.
bizim misafirimiz oldun, kanalımızın misafiri oldun. Çok teşekkürler. Son olarak bir şey söylemek istersen dinleriz seni abi. Siz olun, evlatlarınıza dikkat edin, uyuşturucuya falan aman düşürmesin ha. Kimseyi o delige koymasın Allah. Arkadaşlar çok önemli şeyler söylüyor. Kulağınıza küpe olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. YouTube İBAN'ı 3 sayfasına abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yoruma bir kalp dosa bırakmayı unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar.